Akif Bekir, 2 Kasım 2022 karar. Bir kaset şantajı eksikti. Sürekli yenilenen varlık barışı düzenlemesi en son Mart 2023'e uzatılmıştı. İçeride dışarıda kayıt dışı veya başkasının üstünde görünen paranla tapunu üstüne geçirme imkanı veriyor. Nereden bulduğun sorulmuyor, avantajlar sağlanıyor, vergiye tabi değil. Bol teşvikli, ödüllü, kolaylıklarla dolu bir davet bu. Kılıçdaroğlu da ilk kez üstüne gitmedi. En son 2 yıl oluyor şöyle çıkışmıştı. Fuhuştan, organ ticaretinden, uyuşturucudan para kazan, dışarıdan Türkiye'ye getir, sıfır vergi. Fabrikada alın teri dök, asgari ücret al, vergiye tabi. Aynı şeyi yeni bir video ile şimdi yine gündeme getirdi. Özetle diyor ki, bu düzenleme kara parasını aklayacak suçluları ülkemize çekerek Türkiye'yi suç cenneti haline getiriyor. Baronlar, çeteler artık AVM'ler ve sokaklarda çatışmaya giriyorlar. Uyuşturucu salgından hızlı yayılıyor. En zehirlisi mahalle aralarına kadar indi. Çocuklarımız tehlikede. Kılıçdaroğlu iktidarı kara parası için uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçluyor. Cari açığı kapatacak dövizi çekmek uğruna. İçişleri Bakanı Soylu durur mu? Bir araba dolusu laf yetiştirdi. Açıkladığı terörist başka yerde çıkan Kılıçdaroğlu'ymuş gibi Mersin'deki yalancılığından girdi, fi tarihinde dişçinin telefonundan FETÖ'yle görüştüğü iddiasına atladı, belediyeleri teröristlerle doldurduğu şeklindeki malum karalamasından çıktı. Bastırmak için epey bir yavuzlandı Soylu. Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarıyla baş edememekten yakındı. Yabancı istihbarat servislerinin oyunlarına alet olmakla bile itham etti. Bir ezanları susturamayacak, bayrakları indiremeyecek, diz çöktüremeyeceksiniz demediği kaldı. Kılıçdaroğlu'nun asıl derdinin Türkiye yüzyılıyla olduğuna kadar. Soylu her şeyi söyledi ama asıl konu olan varlık barışından hiç bahsetmedi. Konuyu saptırarak yediği naneleri örtbas etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'ymuş. Blöf mü, şantaj mı, ne kokuyor derseniz bir de tehdit savurdu. Kılıçdaroğlu altılı masa bildirgesini güya bir büyükelçiye düzelttirmiş de ya onun ses kaydı çıkar ve bir vatansever tarafından mahkemeye gönderilirseymiş. Öyle bir kaset olsa bugüne beklerdi sanki. Bilmeseniz dezenformasyon yasasını Amerikan elçiliğiyle görüşerek hazırladığını itiraf eden de CHP'ydi sanabilirsiniz. Fakat bu da yeni değil. Soylu klasiklerinin best of seçkisi sayabilirsiniz. Suçla mücadele görevi sebebiyle sahip olduğu suç bilgilerini daha önce siyaseten kullanıp peşini bıraktığı görülmedi mi? Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçinin yazışmaları elindeydi. Ne oldu? Savcılığa verdi mi? Kim olduğu çıktı, yargılandı mı? Yine görevi sebebiyle muhalefet milletvekillerinin özel hayat bilgilerine sahip olduğunu duyurmuştu. Soruldu o zaman, hangi kanun veriyordu bu görev ve yetkiyi? Devletin istihbaratına muhalefeti mi izletiyordu? Suç yakaladıysa niye gereğini yapmıyor da kulağa su kaçırıyordu? Bu imasının amacı suçla mücadele mi, muhalefeti tehdit miydi? Oralı bile olmadı tabii. Dolayısıyla Soylu cephesinde yadırganacak yeni bir şey yok. Hepsi alışılmış, kanıksanmış garabetler. Kendisine şahsen yöneltilen eleştirileri devlete söylenmiş gibi sunması da yeni değil. Yeni olan tek şey var, o da emniyet ve jandarmanın topa girmesi. Ve bir ağızdan yaptıkları, Kılıçdaroğlu teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz açıklaması. Varlık barışlarını emniyetle jandarma mı çıkardı da üstlerine alınıyorlar. Muhalefetin karşısına asker ve polisin çıkarıldığı, ana muhalefetin siyasi suçlamalarla, bürokratlarla muhatap edildiği vesayet düzeni yıkılmamış mıydı? Akif Bekir.